Şimdi bahsettiğiniz terörle mücadele kanunu kapsamında değiştirilmesi gereken Türk Ceza Kanunu'nun 220 taksim 6 maddesi aslında Anayasa Mahkemesi'nin 8 Aralık 2023 tarihinde iptal ettiği bir madde. Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal ederken oldukça ayrıntılı ve gerekçeli bir şekilde neden iptal edildiğini anlatan bir kararla bu iptal kararını vermiş oldu. Karara baktığımızda yasadaki o suç işlemek örgüt adına suç işleme eylemi ne düzenleyen bir maddeydi bu 220 taksim altı ve özellikle 2010, 2010 sonrasında 2012 ...de düzen getirilen bir maddeydi zaten. 2012 ve devamındaki o taş atan çocuklar için getirilen bir maddeydi. Bu anlamda düzenlenmiş. Yani yine Kürtleri cezalandırma amaçlı getirilen bir maddeydi. Ve çok ciddi cezaları neden olan bir maddeydi. Çünkü hem örgüt üyesi olmamakla beraber... ...örgüt adına suç işlediği için kişiler... Örgüt üyesi gibi cezalandırıldı. Hem de yapılan e, eylemin suç, işte kamu malına zarar verme, patlayıcı madde bulundurma gibi suçu varsa, yapılan eylemin niteliği neyse ona göre ayrıca cezalandırdılar. Ve 10 e, yılları aşan hapis cezalarıyla karşı karşıya kaldı bir sürü e, genç insan. E, şimdi Anayasa Mahkemesi e, bu düzenlemeyi iptal ederken dedi ki bu madde öngörülebilirlik, ve belirlilik ilkesine aykırıdır. Bir kişi bir eylemi yaparken bunun örgüt adına olup olmadığının değerlendirmesini yasada karşılığının net bir şekilde anlaşılmasını bilmesi gerekir dedi. Ancak dedi bu düzenleme e, belirli bir düzenleme değil dedi. Bunun kriterleri eksik dedi. Yani bir kişi bir eylemi yaparken bu eylemden doğan sorumluluğu Ayrı ceza yargılamasındaki sorumluluğu ayrı. Bir de bunu örgüt adına yapıp yapmadığının tespiti için dedi kişinin e, belirli bir kriteri olması gerekir. Yani bu eylemin sonucunun belirlenebilir olması gerekir dedi ve bu nedenle iptal etti. Ama tasarıya baktığımızda ne gördük? E, şimdi maddenin metni eskiden şöyleydi: e, örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen kişi örgüt üyesi gibi cezalandırılırdı. Yeni tasarıda örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işleyen kişi 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar cezalandırılır diye değiştirildi. Peki burada anayasanın sayfalarca anlattığı gerekçeyi, öngörülebilirlik, belirlenebilirlik ve anayasal, hukuksal hak kriterleri noktasındaki değerlendirmelerini karşılıyor mu? Tabii ki karşılamıyor. Çünkü kişi hangi eylemi e, örgüt adına yapıp hangi eylemi kendi bireysel faaliyeti olarak değerlendirebileceğini yine bilemeyecek bir kriter getirme durumu söz konusu olmadı yeni düzenlemede. Kişisel verilerin korunması ile ilgili yine bir e, ihlal oluşturabileceğini düşündüğümüz bir tasarı var. Aslında yine Anayasa Mahkemesi'nin e, iptal ettiği e, ve Kişilerin işte kayıt olduğu kurum kuruluş dernek sivil toplum kuruluşları vesaire gibi yerlerdeki kişisel bilgilerin e, sisteme yüklenmemesi kararına e, kısmen e, aykırılık teşkil eden bir düzenleme getiriliyor. E, burada işte e, sivil toplum kuruluşları vesaire gibi e, dernek e, tüzel kişilikleri e, olan kurum ve kuruluşlar e, istenildiği takdirde kişilerin e, kişisel verilerine ulaşma e, sını e, getiren bir düzenleme yapıldı. E, buradan aslında tüm bu düzenlemeleri genel bir değerlendirme yapmak gerekirse e, çıkan tasarı e, bir toplumun e, yine seçim öncesi bir af beklentisi üzerine hazırlanan e, ve bu duygularını e, karşılayan e, bir yerden e, lanse edilirken aslında olanın anayasa mahkemesinin özellikle iptal ettirdiği kararlarının tam tersi uygulamaları ve e, ona karşı duran bir tasarı olduğunu görebiliyoruz. Yani e, bu tasarıyla e, bu, eğer bu haliyle geçerse e, bu 8. yargı paketi meclis şunu söylemiş olacak biz yargıtaya talimatı zaten vereniz ee, ve bu nedenle de Anayasa Mahkemesi'nin e, uzun gerekçelerle hukuka aykırılık değerlendirmelerini kabul etmiyoruz. Biz bildiğimiz hukuku e, yazılı hale getireceğiz ve toplumu da bu anlayışla yönetmeye devam edeceğiz.